Mercek'ten herkese merhaba. HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş önceki gün bir grup gazeteciye röportaj verdi. Daha doğrusu gazetecilerin hapishaneye gönderdiği soruları yanıtladı. Sorulardan birinde Türkiye'yi sarsan o kanlı 5 ay vardı. Yani 7 Haziran 1 Kasım 2015 süreci. Öz eleştiriniz var mı diye soruldu. Demirtaş cevabında özeten elbette öz eleştirilerim var. Daha etkili bir barış söylemiyle çatışmaların önünü alabilirdik dedi. Ve aynen şöyle devam etti. O sürecin iki taraftan da aktörleri tek kelime öz eleştiriye yaklaşmazken en ideal günah keçisi olarak gösteriliyorum. Oysa işin içinde darbeci çeteler var. IŞİD çeteleri var. İstihbaratın JÖH ve PÖH'ün de dahil olduğu SADAT çeteleri var. Hepsi açığa çıkmalı dedi ve devamında da gazetecilere bir ricada bulundu. Siz gazetecilerden bir de ricam var. O dönemde sokağa çıkma yasağı uygulanan ve yakılıp yıkılan şehirlerde operasyon sorumlusu komutanlar kimlerdir ve sonları ne oldu? Buna bir bakın lütfen. Ben mahkemede savunmam sırasında bunları kayda geçirdim. Röportajın sonunda o listeyi de ekliyorum. Bundan bir şeyler sezilebilir ve işe oradan başlanabilir dedi. İşte bu mercek programında Sayın Demirtaş'ın bu ricasını yerine getireceğim. Bu 11 kişilik listede kimlerin olduğunu, Demirtaş 11 kişilik listeyi verirken neyi vurgulamak istediğini, operasyonun sorumlusu olarak kimleri gözden kaçırdığını ya da üstünü örttüğünü, kimleri dile getirmediğini ya da getirmekten kaçındığını, yanlış bilgiler üzerinden neden hedef saptırmaya çalıştığını masaya yatıracağım. Evet, mercek başlıyor. Demirtaş'ın incelenmeli dediği ilk 11 listesine girmeden önce 7 Haziran 1 Kasım 2015 sürecine kısa bir göz atalım. AKP hükümeti 7 Haziran'da kaybettiği oyları aradan geçen kanlı 5 ay sayesinde geri almıştı. Ve böylelikle 1 Kasım seçimlerinde tek başına yeniden iktidar olmuştu. Bu dönemde ilk hamleyi Erdoğan yaptı ve barış sürecini bitirdi. Arkasından da terör olayları birden patladı. KCK'dan da pek çok ilde demokratik özellik açıklamaları geliyordu. Cumhuriyet tarihinin en kanlı 5 ayına böylelikle start verilmiş oldu. Bu kanlı sarmal Erdoğan için yine tırnak içerisinde Allah'ın lütfu olacaktı. İşte bu süreçte tarihe hendek operasyonları olarak geçen operasyonlar yapıldı. PKK Güneydoğu'da şehirlere silah yığıyor, hendekler kazıyordu. Bunlar olurken de AKP iktidarı seyrediyordu. Müdahale etmiyordu. Derken tarihler 8 Ağustos 2015'e geldiğinde operasyonlar başladı. Operasyonların altında dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun imzası vardı. 1 Kasım'dan sonra Güneydoğu'da pek çok ilde çatışmalar şiddetlendi. Hendekler kazıldı. Tanklar şehir merkezlerine girdi ve çok sayıda il ve ilçe merkezi yerle bir edildi. Bu süreçte pek çok insan hayatını kaybetti. Büyük acılar yaşandı. Çatışmaların olduğu yıkılan il ve ilçelerden göçler başladı. O dönemi yaşayan halk o travmayı kolay kolay atlatamadı. İşte Demirtaş bu süreçte özellikle hendek savaşlarına dikkat çekiyor. Öncelikle sorumlu olarak 11 kişiden bahsediyor. Bu liste üzerinden bir şeyler sezilebilir. İşe oradan başlanabilir diyor. Demirtaş'a göre bu 11 kişi çok önemli. Şimdi gelin Demirtaş'ın gazetecilere verdiği 11 kişilik listeye bir bakalım. 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Hududi, Yüksekova 3. Taktik Piyade Komutanı Tümgeneral Halil İbrahim Ergin, Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ötal, 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Argun, Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Saynur, Yüksekova 3. Piyade Tümen Kurmay Başkanı Albay Mehmet Sezgin, Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Abdullah Baysar, Şırnak Çakır Söğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan,
Özel Kuvvetler Tugay Komutanı Tuğgeneral Semih Terzi. Beytüşşevap Kaymakamı Kadir Güntepe. Şırnak Vali Yardımcısı Cüneyt Manisa. Evet, Sayın Demirtaş'ın gazetecileri verdiği liste böyle. Demirtaş bahsettiği bu 11 kişiyle alakalı bir konuya dikkat çekiyor. Bu isimler Demirtaş'ın dediğine göre ya 15 Temmuz darbe girişimine katılmış ya da baylok kullanıcısı olduğu için tutuklanmış. Açıklamalarında rejimin dilini kullanmaktan çekinmeyen ve hoyratça FETÖ ifadesini kullanabilen Sayın Demirtaş, anladığım kadarıyla ihaleyi Gülen cemaatine yıkmaya çalışıyor. Bu liste üzerinden bir şeyler sezilebilir derken bunu işaret ediyor. Peki işin gerçeği Sayın Demirtaş'ın dediği gibi mi? Demirtaş'ın listesinde nedense hendek operasyonlarının tamamında en etkili isimlerden olan o dönemin Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel yok. Başka kimler yok bakalım. Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı. Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Musa Çitil. Siirt Komando Tugay Komutanı Halil Soysal. Kayseri Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Aydın. Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Tümgeneral Osman Erbaş. Kara Kuvvetleri Harekat Başkanı Tümgeneral Mehmet Okkan. Tunceli Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Levent Ergün. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar. Bunların hiçbiri Demirtaş'ın listesinde yok. Her nedense bu isimler Demirtaş'ın ilk 11'ine girememiş. Özellikle TSK içerisinde yuvalanmış Kürt düşmanı 3 kliği ilk 11'e almamış. Bunlardan birincisi JITEM, yani Ergenekon yapılanması. İkincisi Ülkücü Gladio, yani Mehmet Ağar, Korkut Egen, Engin Alanların ait olduğu klik. Üçüncüsü ise yeni peydahlanan İslamcı Derinler, yani Hakan Fidan, Hulusi Akar'la ilişkili yapı. Sayın Demirtaş nedense bu 3 kliğin isimlerini ilk 11'e girmeyecek kadar önemli bulmamış. Sayın Demirtaş'ın ilk 11 açıklamasında bir başka problemli boyut da şu: rejim aparatı AKP yargısının kararları üzerinden hüküm vermesi. Darbeci, baylokçu, dolayısıyla cemaatçi denklemini hemen satın alması. Rejim yargısına itimat Sayın Demirtaş için büyük bir çelişkidir. Kaldı ki Demirtaş ilk 11'de yer alan tırnak içerisinde darbecilerden 4 isim AKP yargısı tarafından beraat ettiler. Bu konuda da bilerek ya da bilmeyerek Sayın Demirtaş doğru söylemiyor. Kim mi bunlar? 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Argun. Listede soyadı yanlış yazılmış. Angun olacak doğrusu. Yüksekova 3. Taktik Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil İbrahim Ergin. Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Sanur. 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Baysar. Demirtaş'ın listesinin aşağı yukarı yarısı darbeden beraat etmiş. AKP yargısı bile beraat ettirmiş. Ama Demirtaş bu isimler için darbeye karışmış diyor. Bunun bir izahı olmalı. Ayrıca Demirtaş'ın listesinde yer alan Adem Hududi de cemaatçilikten ve darbecilikten değil, darbecilere karşı net tavır almamak suçlamasıyla ceza aldı. Sayın Demirtaş gibi rejim tarafından hapse tıkılmış bir siyasetçinin AKP yargısına bu denli itimat edip bilerek ya da bilmeyerek algı oluşturmaya çalışması gerçekten dikkat çekici. Sayın Demirtaş ilk 11'e tek bir vali bile almamış. Bir tane vali yardımcısı var. Neden tek bir vali bile yok dememin sebebi şu: yasa gereği valinin onayı ve emri olmadan asker operasyon yapamaz. O zaman Sayın Demirtaş'ın listesine neden tek bir militan AKP valisi girmemiş? Kolukla emir komuta zinciri içerisinde görevi olmayan vali yardımcısının ismini veriyor ama AKP militanı dönemin valilerinin listede ismi yok. Bu koruyup kollayıcı yaklaşımı da izaha muhtaç. Ayrıca Sayın Demirtaş'ın ilk 11 listesinde bir tane bile aktif görevde isim olmaması, yani
AKP rejiminin çalıştığı isimlerden olmaması da dikkat çeken bir başka nokta. Selahattin Demirtaş'ın bu açıklamaları önceki yıllarda iktidarın havuz medyasına çıkan haberlerle de çok örtüşüyor. Yaklaşım aynı yaklaşım. Havuz medyası Ergenekoncuların da desteğiyle hendek operasyonları ve sonrası için FETÖ-PKK işbirliği tezini hararetle işlemişlerdi. Sadece ilginç deyip artık merceği bağlayayım. Ben bu yayını Sayın Demirtaş'ın ilk 11 listesi üzerinden bundan bir şeyler sezilebilir ve işe oradan başlanabilir demesi ve gazetecilerin ricasının gereği bu videoyu hazırladım. Demirtaş'ın listesinden ve çelişkilerinden elbette bir şeyler sezdim. Ne sezdiğime birazdan geleceğim. Özetlersek Sayın Demirtaş'ın 7 Haziran seçimlerinden sonraki yıkımda yarısı beraat eden 9 komutanı darbeci ve baylokçu gösterip hedef yaptı. Bu büyük bir hata. Zira yüzlerce general ve albay arasından 9 komutan seçip sorumluluğu bu isimlere yüklemek insafla bağdaşmaz. Sorunlar açısından bir liste hazırlanacaksa bir numarada çözüm sürecini bitiren en yukarıdaki emri veren Erdoğan'dır. İki numarada da bu emri uygulayan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar. 2013-2016 yılları arası Genelkurmay 2. Başkanı ve 2016-2017 yıllarında Jandarma Genel Komutanı olarak görev yapan Yaşar Güler. Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı olan emekli Korgeneral Zekai Aksakallı ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan vardır. Ayrıca Selahattin Demirtaş'ın ilk 11'i almadığı PKK'da var. Erdoğan'ı yeniden iktidara taşıyan bu kanlı süreçte PKK'nın büyük rolünü açıkça belirtmek lazım. Sayın Demirtaş'ın dediği gibi bu süreçte bütün taraflar öz eleştiri yapmalı. Ama manipülatif bilgiler üzerinden bu olmamalı. Tek bir cümleyle özetlersek Sayın Demirtaş'ın ilk 11 listesi belli bir amaca matuf olarak cımbızla ayıklanmış gözüküyor. Özellikle bazı isimler dikkatten kaçırılarak yönlendirme yapılmış. Ben bu liste üzerinden verdiği mesajda izaha muhtaç ve rejimin söylemleriyle paralellikler görüyorum. Peki göz göre göre Sayın Demirtaş neden bu şekilde konuşuyor? Yoksa hapishane şartlarının getirdiği ortam mı gerçeklediği ifade edebilmesine engel? Gerçekten böyle inandığı için mi bunları söylüyor yoksa bir planı hesabı mı var? Bir planı veya hesabı olduğuna inanmak istemem. Neyse konuyu bu kadarla bırakıyorum. Bu açıklamalarının neden ve niçinleri ve hedefleri üzerine daha fazla yorum yapmak istemiyorum. Neden mi? Ben prensip olarak rejimin üzerine çullandığı, hapse atılmış, cadavına maruz bırakılmış kişi ve gruplara karşı dikkatli bir dil kullanırım. Hele hele o kişi ve gruplara karşı devletin, rejimin dilini hiç kullanmam. Bu kişi ve gruplara karşı eleştiri hakkımı da zulüm süresince de askıya alırım. Sayın Demirtaş'ı da bu kategoriye giren değerli bir siyasetçi olarak görürüm. Bu sebeple bu yayında elinden geldiğince dikkatli bir dil kullanmaya çalıştım. Tabii olabildiğince. Umarım bu yayının demir parmaklıklar arasında kendisine ulaşır. Ve yine umarım en kısa zamanda özgürlüğüne, sevgili eşine ve çocuklarına kavuşur ve selam.